MTA'nın da çalışmasını yapıp hepimizi halka sunduğu gibi, ki bunu altını çizmek istiyorum, çok büyük bir hizmet. Yani özellikle bu çalışmalar çok ciddi jeofizik araştırmaların sonucunda oluyor ve çok maliyetli. Dolayısıyla bunlara ücretsiz olarak ve herkesin erişim sağlaması hem depreme dayanıklılık bilinçliliği açısından, hem biz mühendislerin bu konularla alakalı çalışma yapması açısından çok olumlu bir şey. Bahsedilen yeni diri faylarda bizim kırıklarda ölü ve diri kırıklar dediğimiz iki ana başlık var. Bunlardan diriler günümüzde deprem üretebilecek potansiyele sahip kırıklar. Bu kırık haritasından anlamamız gereken depremde depreme güvenlik açısından bir, yapıların tasarlanmasında, iki, nerelerden deprem beklenmesi konusunda bize çok önemli bilgiler veriyor. Birçok yeni kırık ekleniyor ama kimse paniğe kapılmasın. Genellikle büyük deprem üreten kırıklar bizim ülkemizdeki ana kırıklarımız. Nedir bu? Kuzey Anadolu kırığı gibi, Doğu Anadolu kırığı gibi, Ege'de kırıklar gibi. Dolayısıyla bu büyük kırık hatları boyunca üretilen depremler diğer ikincil kırıklara göre daha büyük oluyor. Kırıkların üzerine yapılaşma yapmak uygun değil. Dolayısıyla bu haritaların böyle güncel olması oralara yapılaşmadan kaçınmak adına çok faydalı bir şey. Bu bizim işte ülkemizde olan depremleri biliyorsunuz, yani 7 büyüklüğünde, 7.10'da 6 büyüklüğüne kadar olabiliyor. Ama bunlar ana kırıklar üzerinde. Dolayısıyla ikincil kırıklarda belki 2 büyüklüğünde, 3 büyüklüğünde, belki 4'e kadar o küçük depremler beklenebilir. Tabii ki bunu tam olarak bilmek mümkün değil. Kırıkların üzerinde yapılaşma olmaması gerekir. Ama her kırıkta yüzeyden anlaşılmıyor. Dolayısıyla bu jeofizik çalışmalar çok önemli o zaman. Bu kırıklar bizim için neden önemli? Çünkü depreme dayanıklılıkta birinci konu depremin büyüklüğü ve depremden uzak olma. Bu çalışmalarla biz hem kırıkların yerini, ne kadar büyüklükte deprem üretebileceğini, bu büyüklükteki depremlere göre nasıl yapı tasarlanması gerektiğini hesaplayabiliyoruz. Kendi yaptığımız çalışmalarla da hem yapıların güvenliğini, hem yerde deprem güvenliğini ölçüyoruz. İşte yerin yerde titreşim ölçüleri alarak, yerin bir deprem büyütmesi var mı, rezonansa giriyor mu, yapıların bileşenleri sağlıklı mı, bunlara bakılıyor. Kırıkların da yerleri bilindiği zaman, işte burası bu kadar deprem üretebilir, o zaman burada bu dayanıklılığa göre yapı yapılması lazım, burada şehirleşme kırıklardan uzak olması lazım gibi birçok konu açığa çıkmış oluyor. Önce deprem beklenen yeri tespit etmemiz lazım. İşte bu kırıkların önemi oradan geliyor. Biz bu kırıkları buluyoruz ki işte buralarda deprem beklenebilir, buralarda deprem olabilir. Önemli olan ikincil kırıklar veya buna bağlı küçük kırıklar değil, ana kırık hatları çok önemli. Burada da işte İstanbul için konuşursak Kuzey Anadolu kırığının, Marmara'daki bizim kırılmasını beklediğimiz kısım şu anda tabii öncelikli. Ama sadece İstanbul değil, birçok yani Marmara'ya yakın illerin tamamında bu deprem hissedilecek. Dolayısıyla biz kaç büyüklüğünde beklentimiz de tabii ki var ama önemli değil. En kötüye hazırlanmak burada önemli. Biz önlemlerimizi alıp bu kırıklar biraz daha mühendisler için daha önemli. Ama insanlar için de önemli. Yerini, oturduğu yeri bilmesi, tanıması o kadar anlaşılmaz bir şey değil. İncelenip karar vermesi için tabii ki önemli.